Mehmet Özel ile Mutfakta'dan herkese merhaba efendim. Yine harika tarifler sizleri bekliyor. Çok değerli bir konumuz var. Onunla çok keyifli bir sohbet ederek evlerinize misafir olmaya çalışacağız. Seda ile birlikte yarım saatte burada harikalar yaratmaya devam edeceğiz. Müthiş bir terbiyeli tavuk şiş yapacağım. Çok ama çok lezzetli bir meyhane pilavı yapacağım. Başka ne yapacağız? Künefe yapacağız. Fıstıklı, kaymaklı bir künefe. Evde nasıl yapabilirsiniz diye püf noktalarını da vermeye çalışacağız. Peki bunu kime yapacağız? Kimle beraber yapacağız efendim? Çok 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 değerli bir oyuncuyu ağırlıyorum buradan. Sevgili Nur Sürer, hoş geldiniz efendim. Hoş geldik. Öncelikle. Merhaba. Öncelikle çok teşekkürler, kırmadınız. Geldiniz programımıza. Bize böyle umarım sizin de beğenebileceğiniz yemekler pişireceğiz. Hı hı. Sizin de yemekle olan ilginizi biliyorum birazcık esasında. Evet, konuştuk daha evet. önce. Çalışan bir annenin çocuğu olduğum hı hı. için çok küçük yaşta bize bir şeyler yapma düştü. Yani payımıza evet. okuldan gelip mesela ortaokuldayken ilk pilavımı yaptım. Önce kötüydü ama sonra tabii sonra güzelleşti ve şimdi iyiyim yani. Bir de tavuk olması hoşuma gitti. Çünkü ben biraz son zamanlarda kırmızı etten uzaklaştırdım kendimi. Tavuk, balık falan. Çok garantili bir tarif vereceğim evet. hakikaten. Çünkü evet. tavuğun göğsünü kullanacağız. Hı-hı. Esasına bakarsanız. Gerçi ben göğsünü çok sevmiyorum. En yavan yeri ama. Evet. Ama ve lakin burada... ben bugün bunu çok güzel bir terbiye içine evet. getirdim. O yüzden de o kadar iyi bir evet. sonuç çıkacak ki ortaya. Ellerinizi denerlerse izleyicilerimiz Hı-hı. de hakikaten müthiş sonuç alacaklar. Seda, istiyorsan şeyden mi başlayalım? Künefeden başlayalım. Belki Nurhan'a da yardım eder. Siz Antakya'da bayağı bir bulunmuş insan tabii, olarak. Tabii 3 yıla yakın künefeyle yani ortak bir yaşamımız oldu. Ve hala onun kilolarını atmaya çalışıyorum. Gayet iyisiniz. ama tabii 3 yılda Antakya'da kalınca. İlk zamanlar yedim ama sonra şey yaptım, yememeye çalıştım. Antakya çarşısında bir adam var. Esasında bir gün şeyinde de bulundum. Orada hazırlıyordu, yapıyordu. O evet. meşhur bir adam orada. Ve şey, onun yaptığını hemen yiyorduk falan. Sıcak sıcak. Zaten biraz sıcak sıcak yemek lazım bunu. Evet, nasıl yapacaksın Seda? Anlat bakayım. Ben hemen bir tarifimi vereyim. Önce bir tarifinin üzerine ver. Tamam, şimdi tereyağıyla kadayıfları güzelce harmanlayacağım. Tamam. O yüzden kadayıfları önce biraz didikleyeceğim. Tamam. Aslında çok ince didikliyorlar. Böyle hani toz gibi didikliyorlar. Hı-hı. Hani evet, iyi evet. yapışması için. Taze kadayıfta onu yapmak birazcık zor. Şöyle yine de küçültebildiğimiz kadar küçültürüz. Yapabildiğin kadar yapacaksın yine de. Aynen. Tereyağı var. Sonra tereyağıyla onları ıslatacaksın. Evet, tereyağını eriteceğim, ılıtacağım. Biz bugün evde normal künefe kabı olmayanlar için de tavada yapacağız evet, zaten. Yani evet, evde de yapışmaz yani. Bir tavanın içinde yapacağız. Ben işte pilav için biraz soğan doğruyorum. Bulgur pilav için. Çok lezzetli oluyor bu pilav. Benim evde de çok tüketmekten zevk aldığım pilavlardan bir tanesi. Bir de sizin şöyle de bir yemekle alakanız var. Ben seviyorum. Bulgur pilavını. Seversiniz değil ben mi? Ben severim. Ben de çok seviyorum. Bir de tabii sizin kız kardeşiniz de aynı zamanda şef. Benim evet profesyonel ahçı kız kardeşim. Ve tekne ahçısı değil mi? Tekne 10 yıldır. Çok daha zor bir iş. Evet 10 yıldır bir Fransızla çalışıyor teknesinde. Küçücük bir mutfakta. Ha, yani çok zor yani, iş ha. Evet evet. Çok takdir ediyorum ben tekne şeflerini. Onun dışında daha önce birkaç tanış restoranda çalıştım. Marmaris'te yaşıyor kendisi. Ne güzel yerde yaşıyor. Umarım bu programı seyreden halen şeyde teknede. Seyreder inşallah. Evet. Söyledim zaten telefonda. Umarım seyreder. Evet evet. Bu arada tabii şey de hayırlı olsun. Hem bizim kanalımıza. Evet. Hem size. Evet. Diziniz ilk bölümde yayınlanmış kayıt oldu. Dışı. Kayıt dışı. Bence çok da güzel bir dizi. Çok da bahtı da açık olacak. Çok mutluyum çalışmaktan. Ben hep şey diyorum. Lokum gibi oyuncu arkadaşlarımız şimdi, var. Ben o gün ama sizi gördüm şeyde. Bütün ekibinizi gördüm. Evet. Hep sizi doldurdum ya hatta. Evet evet. Bizim kanalın tanıtım şeyinde. Orada o sizin enerjinizi de gördüm. Ekibin birbiriyle uyumu. Çok önemli uyum. Yani çünkü ortak bir şey bir dünya yaratıyorsunuz. Sevgi ve o uyum olmazsa karşılıklı yani şey değil. Her jenerasyonun kendiyle evet. birlikte çok güzel uyumu var. Evet. Onu çok. Yönetmenimizden de kaynaklanıyor. Cevdet Mercan. O da çok önemli bir şey. Muhteşem bir adam ve kendi kuşağının bence en iyilerinden, en iyisi diyeyim. Benim için en iyisi. En iyisi. Evet, çok çok mutluyum. Tabii onlar bence çalışmaktan. O genç arkadaşlar için de sizle çalışmak onlar evet. için büyük gurur. Ama tabii yani siz hakikaten ya esasında gerçek anlamda ustasınız şimdi yani. Şimdi kendi kuşağımdan oyuncuları bazen şey yapıyorum. Bana diyorlar işte Nur abla sen bizim gibisin falan. Hani böyle bir şey öğretmek değil. Hani baş öğretmen gibi böyle bir yok şey ama enerjiniz dostça, çok iyi. Evet.
Ya o bak onu ben hissettim orada. Seviyorum gençleri ben. Gençler de seviyorsunuz. Evet, onlar da sizi seviyorlar ve sayıyorlar. Ben de meyhane pilavı için birazcık soğanları, zeytinyağı da öldüreceğim. Biraz tereyağı da koyacağım. Zeytinyağı mı kullanıyorsun? İkisini karışık kullanacağım şimdi. Ha, hem de zeytinyağı kullanacağım hem tereyağı kullanacağım. Pilav makarna da yani tereyağının dışına çıkmıyorum. Belki biraz şey oluyor. Yok ama hayır, doğru. Şimdi ben tereyağı da koyacağım ama. Hı-hı. Önce şeyi koydum. Zeytinyağı şey geliyor bana. Ağır zeytinyağını geliyor. Koydum. Şöyle bir şey oluyor esasında. Zeytinyağı ile tereyağı birlikte kullandığınız zaman şöyle bir avantajı oluyor. Tereyağın yanmasını engelliyor zeytinyağı. Ha evet, onu biliyorum. Yani onu karıştırınca biliyorum. Öyle bir faydası evet. Oluyor. Şimdi ben de bu soğanları bu yağda hafif öldüreceğim. Birazcık tuz. Ben soğan kavururken bir fiske deniz tuzu kullanıyorum. Bir fiske şeker de koyuyorum benim. Soğanları öldürürken. Evet. Onu da koyduk. Böyle yavaş yavaş bunlar öyle dursun. Ben de diğer içine koy. Acıyla aranız nasıl? Ben acı çok yiyorum. Bir Arnavut kızıyım ben. Dolayısıyla sormam hata. Bebekliğimizden beri biz yani büyükler o zaman daha önceki yıllarda kendi ağız tatlarına göre yaptıkları için yemekleri annem hep acılı yapardı ve dolayısıyla alışılır. Ağzımız yana yana alışılır ama alışılır. Ben sabah kahvaltısına bile acı yerim yani çok severim. O zaman birazcık acılı bir pilav olacak bu. Tabii. Bir mahsur yoksa. Yok hayır hiçbir şey olmaz. İçinde haşlanmış mercimek olacak, nohut olacak. Evet bütün, mercimeği gördüm geldiğimde. Yeşil biber olacak, kırmızı biber olacak. Böyle bayağı zengin tatlı bir içerikli bir şey olacak. Aha. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu bir gece terbiyenin içinde buzdolabında bekledi. Evet bir gece. İçinde ne var diye sorarsanız. Evet, içinde yoğurt var. Yoğurt. Domates salçası var. Biber salçası var. Hı-hı. Pul biber var. Az kimyon var. Hı-hı. Soğan suyu var. Kırmızı acı biber var. Ve böyle tuttuk. Bunu biraz ama üzerinde pişirirken şu çöp şişlerde pişireceğim. Hı-hı. Çöp şişleri de önceden ıslattım ki fırında yanmasın diye fırında pişireceğim. Anladım. Ortaya hakikaten çok harika bir sonuç çıkacak yani. Evet. Şu üzerinde o şeye gidiyor yani diyorsun beyaz etisi, tavuğun beyaz etini. Aynen. Bütün o... Çok başarılı olacak. Yani ben sanki böyle mangalda yapmış gibi olacak. Evet efendim biz burada hakikaten yarım saat içinde bu mutfakta bu sohbet, keyifli sohbetler eşliğinde harikalar yaratmaya devam ediyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Siz de bizi sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Instagram ve Facebook'ta Mehmet Özer'le Mutfak'ta, Twitter'da Mozer Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümleri ne yapıyorsunuz? Foxcom.tr'nin internet sitesine girerek takip edebiliyorsunuz. Evet. Şimdi Seda ya şey yaparken sizi yardım etmek ister misiniz? Tabii ben o şey mi yapıyor? Onları... Ben sizi peynirleri aslında doğrayabilirsiniz benim için. Tamam doğrayayım. Çok sevindim. Ben de birazcık şöyle bırakayım. Buna karabiber koyayım. Biz dil peyniri kullanıyoruz. Hani en ulaşılabilir şey olmuyor mu peyniri? Bu? Tuzlu olmuyor dil peyniri? Yok, tuzsuz bir peynir. Öyle tuzsuz mi? Bir dil peyniri oluyor. Gayet güzel sonuç veriyor. Yani gerçek Antakya peyniri bulamadık bile. Aynen. En azından anladım. Onun evde çünkü insanlar orada için özel bir peyniri var Antakya'da. Evet, onu şimdi hani temin etmek tabii, herkesin tabii mümkün olmuyor. O yüzden alternatif olarak dil peyniri kullanıyoruz. Hmm. Ama mozzarella da olabiliyor aslında. Bu suda mozzarellalar tuzsuz o peynirlerde. Evet. Onlar da ama olabilir. O biraz daha pahalı olur. Hani biraz pahalı daha olur. Pahalı. En makulü dil peynir. Ben şimdi tereyağını erittim. Bir tane daha şey yapayım mı? Tabii bunları tabii hepsini yapacak mıyız? Birkaç tane daha yapalım. Bol koyarız peynirini. Tamam. Tereyağını erittim ama çok sıcak değil. Elim yanmaması için. Şimdi kadayıflarla karıştıracağım güzel. Ben de pilava devam ediyorum. Avuç rendesi de koyuyorum içine böyle lokma. Öyle mi? Şekerli bir tat verir. Güzel olacaktır. Hmm. İnce rendelenmiş avuç. Biberlerim var renkli. Onlar da girecek şimdi içine. Ne koyuyorum? Biraz domates salçası koyuyorum. Hı-hı. Biraz biber salçası koyuyorum. Bunları da kavuruyorum. Çok ortaya hakikaten çok lezzetli bir pilav çıkacak. Hı-hı. Şimdi şöyle birazcık kavrulması önemli salçanın ki böyle hafif yandığı zaman lezzeti tabii de artıyor. Tabii, tabii. Sen şimdi bir kısmını aldın basıyor yarısını musun? Yarısını böldüm. Evet şimdi iyice yayacağım. Sonra peynirleri dizeceğim. Araya biraz daha fıstık koyacağız. Hem üzerine hem arasına. Dükkanlarda gibi olmasın. Biz malzemesi bu olmuyoruz. Cimrilik yapmıyoruz. Nur Hanım'a künefe yapıyoruz. Hani bir de Antakya'da yemiş kendisi evet, gerçeğini. Aslında evet, aslında emirlerini yedikten sonra. Emirlerini yediği için ona işimiz de zor yani. Evet. Evet normal biz bir yapışmaz şey kullanıyoruz burada. Evet tava kullanıyoruz. Şimdi peynirlerini dizebiliriz. Bol peynirli mi?
O peynirli güzel oluyor zaten. Tabii tabii o böyle. İncecik incecik kıydık. Şerbetini bu dolapta dinlenirken koyacağız. Zaten tamam. Sıcak vereceğiz şerbetini. Sıcak şerbet vereceğiz değil mi? Uzuyor ya böyle evet. Şey yerken peynir tadı. Benim salçalarım da kavruldu. Artık ben hiç pilavı. Öyle yapmamıştım Mehmet şeyi bulgur pilavını. Değişik olacak valla. Yok bir evde deneyeceğim onu. Hakikaten bir de şey sonuç olarak da güzel bir şey çıkıyor ortaya. Tahmin ediyorum. Şimdi bulgurumu da koydum içine. Şimdi birazcık tavuk suyu koyacağım üzerine. Şuralara adama yani. Sonra biraz da normal su koyacağız. Sonra tıkır tıkır pişireceğim artık. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Bir tuzunu kontrol edeceğim sadece onların şundan bir kaşık alabilir miyim? Antep fıstığını da ekliyorum peynirlerin üzerine. Bana çok lezzetli olacak bu. Söyleyeyim size. Ben yaptım diye demiyorum. En son önceden haşladığımız için mercimek ve nohutlarımız var. Nohutları da atalım hatta içine. Bayağı bir esasında bu evet. Tek başına yense... Bir öğün gibi. Bir değil öğün. Mi? Hem doyurucu hem evet. Besleyici. Evet. İçinde her şey olduğu için yani bir pilav deyip geçmeyin. Pilavdan ötesi evet. Bu hakikaten. Şunları birazcık temizlik de yapayım aynı zamanda. Evet bir taraftan. Güzel de koktu değil mi? Evet. Ben de iş yaparken bir şey bir taraftan hiç tezgahımı şey bırakmam. Kirli. Katiyen. Ben de yapamıyorum zaten. Katiyen zaten ben çok titiz biriyim. Zaten yapamıyorum ben yemek de pişiremiyorum o zaman. Bu dağınıklık olunca etrafta evet, konsantrasyonum hiç. Da bozuluyor. Araya titizim. Bir daha fıstık koydun sen. Araya bir kat işte peynirin üzerine fıstık döktüm. Sonra kalan fıstığı da üzerine evet, boca edeceğiz. Şimdi biraz böyle bastıracağım. Bir daha dolapta tereyağı donunca ama bir daha yatıştı, bastıracağım. Ama yatıştı bak şimdi bile yatıştı. Ya bunu kapağını da kapatayım o zaman. Bu esasında o kadar da ucuz bir şey değil yani bunu yapmak peyniri ya şeyi. Değil değil ama bayağı bir porsiyon çıktı yani. Tereyağı tabii, falan. Tabii. Şekeri mekeri. Bunu evet. Rahat 6 kişi tüketebilir. Evet evet. Bu boyda bir künefeyi. Şimdi biraz dolaba atacağım. Sonra pişirmeden önce bir daha niye böyle bastırayım. Niye dolaba atıyorsun? Biraz tutsun tereyağı diye. Tereyağı donsun evet. Evet çünkü, daha rahat biraz daha bastırabileyim, inceltebileyim diye. Evet o zaman koy dolaba istiyorsan. Tamam. Bir kendine gelsin. Ben de bunun ağzını kapatayım artık. Birazcık da altını kısayım. Bu yavaş yavaş pişe dursun. Şöyle birazcık da altını kısalım. Şöyle. Bu artık böyle. Kendi kendine. Pişsin. Evet. Bunu da kaldıralım efendim. Evet. Peki Seda. Şerbet birebir ölçek mi oluyor? Şerbet birebir. İnce bir şerbet olacak. Koyu olmaması, koyu olmaması gerekiyor. Evet zaten o sıcak künefenin üzerine sıcak şerbeti koyduğumuz zaman bir daha böyle bir kaynayacak, fokurlayacak, fokurlayacak. Gayet güzel olacak. O yüzden ince olursa hafif olur. Peki. Birebir ölçü koyacağım ben şimdi. Tamam birebir ölçü koyacaksın. Ondan sonra da zaten şeyleri yaparız. Şişlerimizi yaparız. Ben de tamam. Biberleri de doğrayayım bu arada. Nur Hanım biliyorum ki siz de geçenlerde sohbet ederken şey demiştiniz. Benim bir tane meşhur köfte tarifim vardı. Evet. Ama sonradan ben elimin, anlatırız o hikayesi, o hikayeyi. Elimin ayarı kaçtı. bir kızımız vardı. işte ona şey öğretiyordum yani sete falan gittiğim için işte bunu böyle yap, bunu böyle yap falan. Çünkü köfte de çok severim. Ben de çok severim köfte. Evet, iyi köfte çok güzel. İyi köfte. Ondan sonra kendi yaptığım köfteyi beğenmemeye başladım. Nermin'e dedim ki bir gün yemeğe çağırdı beni. Ya ne kadar güzel bir köfte dedim yapmışsın. Nur abla senden öğrendim dedi. Ya demek ki o sizin tarifi yok. Nermin o devam yok. Etmiş. De kendisi ben, yok. Ben şey bir türlü tutturamıyorum yani. Yapmıyor musunuz artık? Ya esas yemek yapıyorum ben başka. Ha, köfte yapmıyor musunuz? Ha zaten? Köfte yapıyorum da bir türlü o eski şeyi tutturamıyorum. Tutmuyor. Ama şimdi bir de şimdi sizin avantajınız var tabii. Kız kardeşinizden dolayı da yani. O gelince, o gelince yapıyordur. Ben ya ona yaptırıyorum. Difrize atıyoruz. Tabii. Ara sıra çıkartıp evet, yeniliyor. Peki biraz şeyden de bahsedelim mi? Sizin karakterden, o dizideki karakterden. Dizideki karakter işte Melek Anne. Yani o üç karakter Erkan Petektay'ın evet. Oynadı, İsmail Hacıoğlu'nun Kübra'nın oynadığı kardeş oynuyor onlar. Onların zaten yani izlenmiş olacak. Evet evet zaten yayınlandı. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii. Yetimhanede onlara annelik yapmış bir kadın. Ama aslında bir istihbarat çalışanı. Evet, benim için değişik bir şey ama değişik yani oyuncu her şeyi oynar.
Siz mesela öyle... Bakımlı bir kadın yalnız. O beni biraz bozuyor. Niye bozsun canım? Çünkü ben hep böyle hayır. O şeylerde yani bugüne kadar oynadığım karakterler içinde bakımlı oynamak çok zor. Çünkü sürekli makyajın düzeliyor, yok işte ter bilmem ne, saç karıştı, tabii o yani bu. Bizden çok yabancı geliyor tabii yani. Bilmediğiniz tabii bilmediğiniz. Bir de ben çok süslü biri olmadığım için özel hayatımda. Bu rol o beni, evet o beni biraz geriyor. Çıktık iş bitince hemen yüzümü siliyorum falan. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence bir de güzel bir şey. Yani mesela sizin için öyle bir şey var mıdır? Daha doğrusu oyuncular için öyle bir şey var mıdır? Yani şunu oynamayı daha çok severim gibi bir şey var mı? Yok hayır. Yok, yani benim için önemli Seda, olan biraz daha iyi yapabilirsin Seda. Hikayenin yani çalışacağım insanlar çok önemli. Tabii senaryo çok önemli. Ben yönetmen sinemasını peşinde olan bir oyuncu oldum her zaman. Yönetmen çok önemli benim için. O yüzden yani Cevdet Mercan'la o kadar mutluyum ki sanmıyorum. Bir şey söyleyeceğim şimdi, yönetmen önemli deyince aklıma şey de geldi. Var mı sinema filmi falan bu ara? Sinema filmi bir tane Kasım ayında olacak ama daha şimdiden tam... Çünkü bir dönem hani siz çok harika filmler çekildi Türkiye'de. Evet. Yani evet. Sinema anlamında da. Tabii ben şanslı bir oyuncuyum evet, yani şimdi artık öyle filmler de çok çekilmiyor artık. Evet. Sadece birkaç tane komedi etrafında. Çekiliyor dönüyor. Esasında tabii ya da çok giremiyor. Vizyona da giriyor ama yani seyirciyle fazla buluşmuyor. Asla yoksa çok iyi genç kuşak içinde var. Kadın erkek yönetmen var. Üstelik kadın yönetmenlerin çoğalmış olması da ne ayrıca bir şey, çok hakikaten sevindirici bir şey. Benim yani, sinemaya girdiğim yıllarda asistan bile yoktu kadın. Yani o yüzden şimdi kamera arkasında bir sürü kadına sırtını dayaması insanın gerçekten enfes bir şey. Kadın dayanışması yani. Aynen öyle. Kadın dayanışması önemli evet, efendim. Evet. Değerli izleyiciler. Bu arada Seda bu şeyleri porsiyonluyor. Evet. Öyle iri mi? Çok fazla şeyi de eliyle zaten çekiyor. Evet yani. Biraz fazlasını alıyorum. Birazcık biraz alıyordu, iri alabilirsin. Ki pişerken yanmasın onlar diye. İstiyorsanız mesela evde varsa şu şey cam kap var ya fırın kabını. Onun altında mesela pide mi de varsa onu da koyabilirsiniz. O yağlı akar. Evet. Onu da ıslatırsın. O bir lezzet. O da güzel bir şey yani, olabilir yani. Çok güzel oluyor da tabii bir biraz taraftan da. Biraz kalorisi var işte, o kadar olacak. Her güzel şeyin bir kalorisi var. Evet. Peki ben koyayım bunu o zaman Seda. Tamam. Fırınımız sıcak zaten. Fırın sıcak zaten. Ama bu çok pratikmiş yani. 200 derecede ısıtmıştık fırını zaten. Şimdi böyle ne kadar zamanda pişer bu diyelim ki? 20 dakikada pişer esasında. Fırını da kirletmez bu hiç, şimdi. Hiç. Zaten en güzel şeyi o yani. Evet, fırını yani fırında kirlenmiyor oluşu evet, da çok güzel. Evet. O da çok önemli bir şey. Şimdi bir daha bir şunu ben bakayım ben son. Biraz daha. Bir iki dakika biraz daha su koyalım. Çok az daha koyalım. Şimdi, peki Seda bu künefe nasıl pişecek şimdi? Ters mi çevireceğiz sonra? Ters çevireceğiz. Hı. İki tarafını. Nasıl? Bir tabak yardımıyla bir ters yüz yapıp diğer tarafını da güzelce kızartırız. Parçalamayız değil mi? Yok, parçalamayız. Zaten peynir tutar onu. Bol şaka koyduk peynirini. Neler yaptık? Biz bu mutfakta Nur Hanım'a çok şey yaptık. 30 dakika içinde hakikaten harikalar yaratıyoruz. Müthiş tarifler oluyor. Şimdi benim tabak da çok güzel olacak. Hem yaptığımız bu bulgur pilavı, hem bu terbiyeli tavuk şişlerimiz, hem künefemiz efendim. Ortaya tam bir ziyafet sofrası çıkacak. Peki Seda kaymakla da mı vereceksin? Kaymakla mı vereceksin? Kaymakla servis edeceğiz. Künefe de çok güzel oluyor. Yakışıyor. Kaymak, peynir, şerbet. Kaç kalori? Arttırıyoruz biraz kalorisini ama. Evet ya. Kaç kalori acaba? Ya hiç bilmiyorum ama herhalde. Ya az yedikten sonra. Tadımlık ya, tadımlık yedikten sonra abartmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Şimdi Seda onu orada yapıyor. Bir taraftan da tavuklarımız. Ne durumda? Daha yeniyor. Yeni olacaklar. Hatta biraz sonra biraz daha açarız da. Biraz şey olsun diye 220'ye getiririz ki böyle dışarıda kıtır 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 olsun diye. Siz Arnavut'um dediniz değil mi? Evet. Yani ben Arnavut bir ailede büyüdüm. Nereden geldiniz yani? Yani anneannem ve dedem. Anneannem Tiran'dan gelmiş. Dedem Priştina'dan. Esasında Melezim derim ama babamın ailesiyle o kadar az yaşadım ki. Çok küçüktüm. Babam da Dağıstanlıydı. O da yani Ekim devriminde işte oradan gelen ailelerden küçücükmüş. Küçücükmüş.
Ama biz çok küçüktük. Annemle babam ayrıldığında. Nasıl başladınız oyuncu olmaya karar verdiniz? Ha, ben şeyim işte alaylı oyunculardanım. Olsun ama nasıl oldu yani? 1979'da başladım sinemaya ben. 38. yıla giriyor. Maşallah. Söylemeyin. Erden Kral'ın ikinci filmiydi. Kanaldan sonra bir Orhan Kemal uyarlaması. Bereketli Topraklar üzerinde romanıyla. Romanı yani işte Tuncel Kurtiz abimizdi. Esasında ben... Nasıl gelişti olay ama? Yani öyle fotomodellik yapıyordum ben. Ha işte onu söylüyorum. Ha, tabii tabii. Ve o dönemde de yani şimdi olduğu gibi sinemada da oynuyorlardı. Ama ben sinemayı gerçekten çok ciddiye alıyordum ve o zaman teklifler geliyordu ama asla kabul etmemiştim. Yani öyle bir şeyin işte kendimi görmek istemiyordum. İşte komedi ağırlıklı da işte ne bileyim şarkılı, türkülü falan filan. Peki mesela kimi, Tuncel abi Onur oynayacak dedi ve elim ayağım dolaştı esasında benim. Peki bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela bakınca şey diyor musunuz? Peki Tuncel abi siz tanıyor muydu ki Onur oynayacak tabii dedi? Tabii tabii tanışıyorduk biz. Ha anladım. Tabii. Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela bu şey tartışmaları var ya işte okullu mu alaylı mı şey mi? Ne esasında diyorsun? Okullu olmanın önemini de vurgulamak lazım. Yani şimdi ben alaylıyım diye böyle sıyırıp çıkmak istemiyorum da. Çok önemsiyorum. Çünkü, okulu mu? Tabii yani önemsiyorum ama yeteneğin de doğal bir yeteneğin de kesinlikle olması gerektiğini. Ben kendini yetenekli olduğunu hisseden gençlerin yani yönelmesini isterim oyunculuğa. Yani, ya da işte kamera arkası içinde yani sinema okullarında. Bayağı bir dizi sektörü falan çok gelişti Türkiye'de. Yani. Tabii tabii çok gelişti. Çok dünyada da gelişti. Bir şey olduk yani. Marka olduk. Evet. Ben bu arada haşladığımız mercimekleri de kattım en son aşamasında. Evet onu sonra kattım. Ben çok merak ettim niye orada tuttun diye. Onu da unutmuştum. Hadi. Demlenme şeyinde kattım. Ben bu arada çevirmem gerekiyor. Çevir. Oradan bir uygun bir tabak seçelim mi? Seçelim. Bir tabak. Geldi her yeri kızardı diye düşünüyorum. Siz sohbete devam edin. Yok yok. Aa, çok güzel. Şu kritik anı görmemiz lazım. Evet, sonra devam çeviririm edelim. Bu arada. Çevir bakayım. Hadi bakalım. Şöyle... Daha düz bir tabak mı istiyorsun acaba? Yok buna çeviririm. Bir eldiven. Evet en heyecanlı an. Künefeyi çevireceğiz efendim. Evet şöyle üzerini kapatalım. Elini yakma da. Hoppa. Oldu mu? Oldu vay ya vay şey vay yakan vay vay. Ne kadar da güzel gözüktü künefe. Ya. Çok da güzel gözüktü. Evet çok güzel. Aa, harika eline sağlık Sedacığım. Şerbeti ya ısıtacağız değil mi verirken? Şerbeti evet bir daha bir ısıtırız. Vay vay hoppa vay. İşte. Yüzümün akıyla. Aslında çok da zor değil evde. Değil ama çok da güzel oldu hakikaten. Helal şey olsun Sedacığım. Şey yapması için. Ay, eline sağlık. Evet. Teşekkür ederim. Yaktım tekrar altını. Burayı da güzelce kızartalım. Şöyle bir şey yapalım mı istiyorsanız? Bunların yaklaşık bir 10 dakikası falan kaldı. Hı hı. Hem buraları temizleyelim, hem pilav birazcık daha demlensin. Bence de. Ben de künefemi pişireyim o arada. Ha, künefenin altı pişsin. Kadayıfın altında da pişirelim. Şerbetini verelim. Evet. İstiyorsanız bütün bu tatların sonra tadına bakalım olur mu? Tamam yani anlaştık öyle o zaman. Öyle göndermeyeceksin tabii herhalde. Tabii yiyeceğiz. Aynen öyle. Tamam anlaştık o zaman. Evet Nur Hanım, yemeklerimiz hazır artık hakikaten. Çok da güzel evet, gözüküyor künefemiz. En usulü künefe nasıl yapılır onu gösterdik. Bir tutacaklar. Şeyi de çıkartalım mı? Alalım hemen. Tavuk şişlerimiz, terbiyeli tavuk şiş yaptık. Evet. Şiddetle öneriyorum hakikaten. Çok yok, ortaya iyi bir sonuç çıkacak. Yok ben onu yapacağım. Bir de şeyleri ıslattın mı dedin? Evet. Çubukları. Yanmasınlar diye ıslattım. Anladım, tamam. O yüzden. Şuraya koy istiyorsan Sedacığım onu. Bakın ne kadar güzel oldular. Hem çok şık evet bir ikram oldu. Evet. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir tane koyacağım. Bir tane de şöyle koyalım. Ben de pilav hazırlayayım. Sen de pilav hazırla. Şunu vereyim mi sana pilav hazırlaman için? Pilav da çok güzel oldu çok hakikaten. Evet. Hakikaten güzel bir yemek oldu. Pilav da vallahi öğün gibi. Pilav öğün gibi oldu hakikaten. Evet onu ye kalk yani. Bakalım sınıfı geçecek mi? Şunu evet şöyle kenara alayım.
Islatmıştım içinde birazcık zaten. Hoppa, süper. Şöyle bir tabak hazırladık efendim size. Ben de kineferimi porsiyonlayayım orada. Sen kaymakla süsleyeyim. Kaymakla süsle. Yalnız şey dikkat edin de çok sıcak olmasın. Biraz üfleyerek yemenize fayda var tavuğu. Evet. Bakalım geçecek miyiz ama sınıfın? Of Seda, of. Of. Neyin? Şu tabakta mı göreceksin? Olur. Onun bir küçüğü daha var. Nerede masa var? Masa tabağımız. Hemen orada olması lazım. Nasıl bakalım Nur Hanım? Geçtir bizim tavuğumuz sınıfı. Çok güzel. Güzel olmuş değil mi? Yani hani tavuğun göğsünü yiyebilmek için iyi metotlardan evet, bir tanesi. Evet, bence de. Böyle terbiye yaparsanız bir gece evvelden buzdolabında. Bir de şeyin tadına bakar mısınız? Pilavın bakalım. Bakıyorum. Pilav geçeyim sınıfım. Mercimekli bulgur pilavımız. Çok güzel. Güzel olmuş değil çok mi? Çok güzel, sağ ol. Bak, bu bir, bayağı güzel. Bir öğün esası tek başına bu pilavda. Çünkü içinde her şey var. Oh Seda çok güzel gözüküyor hakikaten. Bunu geceden haşlamaya da gerek yok. Hani yok. Haşlanmış satılıyor ya öyle de. Tabii. Haşlanmış da satılıyor öyle de yapılabilir. Seda da şeyleri hazırlıyor. Evet, bir dilim istiyorsan tabağı alalım. Şu bıçakla al istiyorsan. Pilav çok güzel. Güzel değil mi? Çok. Afiyet olsun. Çok sevindim. Tuzu da yerinde olmuş. Çok sevindim aman. Biliyorsunuz pilav yaparken tuz önemli. Tuzu sonradan koyarsanız olmaz. Baştan onu ayarlamak önemli hakikaten evet. De. Ben biraz tuzlu yediğim için yemekleri. Ben de. O yüzden. Yani bazen bakmadan bile ekleyeyim oluyor. Çok güzel. Bu da çok şık gözüküyor. Efendim biz ne yapıyoruz yine burada? Hakikaten yarım saat içinde bu mutfakta harikalar yaratmaya devam ediyoruz. Yine kaç çeşit yemeği aradan çıkarttık Seda vallahi yarım saatte. Yaptık hepsini. Hem de Nur Hanım'ın tatlı sohbetiyle evlerinize misafir olmaya çalıştık efendim. Ama yavaş yavaş sonuna geldik. Programımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum size. Ama bir de şunun tadına bakmanızı rica edeceğim. Ona bakacağım. Bir bakalım ev usulü künefemiz de olmuş mu? Antakya işi. Antakya işi ama ev usulü bizimki o kadar. Aa, çok güzel olmuş. Antakyalılar şey yapacak seni. Buradan Antakya'ya da selam gönderelim. Buradan evet, Antakya'ya da selam gönderelim. Evet, evet. Tekrar ayarınıza çünkü sağlık. İyi ki geldiniz. Ben bugün sizi iyi ediyorum. Ben bugün bir ne yaptığımızın üzerinden geçeyim efendim. Terbiyeli şiş yaptık. Bunun için öncelikle tavuk göğüs parçalarını derin bir kasenin içinde yoğurt, biber salçası, domates salçası, pul biber, tuz, karabiber, soğan suyu, rendelenmiş soğanla birlikte güzelce bir gece buzdolabında üstü kapalı şekilde bekletiyoruz. Daha sonra bunları güzelce porsiyonluyoruz. Önceden ıslattığımız şişlere aralarında renkli biberler olmak kaydıyla takıyoruz. Bir fırın kabının üzerine alıyoruz. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında güzelce pişiriyoruz. Evde mükemmel künefe yaptık. Künefe için öncelikle tereyağımızı eritiyoruz. Daha sonra didiklediğimiz kadayıflarımızın üzerine tereyağını ilave edip güzelce homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Ondan sonra tavamızın, yapışmaz tavamızın dibine bir kat kadayıf koyuyoruz. Aralarına kestiğimiz dil peynirlerini ve toz antep fıstığını koyuyoruz. Daha sonra üstünü tekrar kapatıyoruz. Ocakta altın rengi alana kadar pişiriyoruz. Ayrı bir yerde şeker ve su birebir ölçekte bir şerbet yapıyoruz ve henüz ikisi de sıcakken hem şerbet hem künefeyi bir araya getiriyoruz. En son kaymak ve antep fıstığıyla süsleyerek servis yapıyoruz. Bugün harikulade bir meyhane pilavı yaptık. Meyhane pilavı için zeytinyağı tereyağı karışımının içinde soğanlarımızı tuz, şeker ve karabiber ilave ederek güzelce öldürüyoruz. Daha sonra sırasıyla rendelenmiş havuç, kırmızı toz biber, kimyon, kapya biber ve yeşil köy biberi ilave ediyoruz. Arkasından domates salçası ve biber salçası ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra bulgurunu ekliyoruz, tavuk suyunu veriyoruz, önceden haşladığımız nohutları ilave ediyoruz ve güzelce pişiriyoruz. Piştikten sonra en son haşlanmış mercimeklerimizi de ilave ediyoruz ve biraz demlenmeye bıraktıktan sonra servis yapıyoruz. Evet, yani tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ama siz ne yapıyorsunuz efendim? Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Çünkü biz burada her gün çok değerli konuklarla evlerinize misafir olmaya çalışıyoruz. Birbirinden harika tarifleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bugün de süremizin sonuna geldik. O yüzden şimdilik hoşça kalın efendim.